Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 15 Aralık 2021 Çarşamba. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. İletişim ve ulaşım bağlantılarının açılması konusu müzakere edildi. Erivan yönetimi Zengezur koridoru üzerinden demir yolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlayacağını taahhüt etti. Önemli gelişme, ayrıntıları alacağız Bakü muhabirimiz Fatih Avanos'tan. Türkiye'nin yerli ve milli deniz topunun liman ve seyir kabul testlerine yakında başlanacak. Çalışmaları TRT yerinde görüntüledi. Ayrıntıları aktaracağız birazdan. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. Batı'yla pek çok konuda sorun yaşayan iki ülke Rusya ve Çin ilişkileri ne düzeyde seyrediyor? Moskova ve Pekin'den hem bu görüşmeyi hem de ilişkilerin geldiği noktayı canlı bağlantılarla alacağız sevgili seyirciler. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının hızla tüm ülkelere yayıldığı konusunda uyarıda bulundu. Birçok Avrupa ülkesinde yeni önlemler devrede. İngiltere'de aşı pasaportu onaylandı. Ayrıntıları alacağız Londra muhabirimiz Zeynep Er Yılmaz'dan. Türkiye'de de koronavirüs bilim kurulu bugün toplanıyor. Tüm dünyada endişeye neden oldu omikron varyantı gündemlerinde olacak. Detayları sağlık muhabirimiz Çağla Gül Tuncer aktaracak. İlk kez bir İsrail Başbakanı sevgili seyirciler Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'sa 2002 yılında sunduğu Arap barış girişiminin şartlarının yerine getirilmesi durumunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Bölgede neler oluyor? Tüm bu gelişmeler ne anlama geliyor? TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır'a soracağız. Özbekistan'da 10 bin aileye devlet konut yapacak. Dünyanın farklı yerlerinden 3 bin Kazakistanlı, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı şerefine milli marşlarını söyledi. Kırgızistan terör örgütü PKK üyesi bir vatandaşını Rusya'da yapılan bir operasyon sonrası ülkeye getirdiğini açıkladı. İşte Türk dünyasından son gelişmeleri de Taşkent, Nur Sultan, Bişkek'ten canlı bağlantılarla aktaracağız. Başlıyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın iyi niyet göstermesi durumunda iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlanabileceğini söyledi. Aliyev, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üçlü toplantı gerçekleştirildi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Misyonu yıl sonu resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı. Rusya, Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirme zorunda kalabileceğini duyurdu. NATO'nun da aynı planda olduğunu öne sürdü. NATO ise iddiayı reddetti. Avrupa'ya nükleer füze yerleştirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 271 milyon 705 bini, can kaybı 5 milyon 336 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının hızla tüm ülkelerde yayıldığı konusunda uyarıda bulundu. İngiltere'de aşı pasaportu onaylandı. Birçok Avrupa ülkesinde yeni önlemler devreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu 8 eyaleti vuran hortumlar büyük yıkım getirdi. 90 kişi hayatını kaybetti. Felaketten en çok etkilenen Kentucky eyaletinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 18 binden fazla kişi ise hala elektrikten mahrum. Hortumlar nedeniyle ülkenin zararının 5 milyar dolara bulabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Biden bugün Kentucky'yi ziyaret edecek. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi kapsamında yeni bir adım atıldı. İlk kez bir İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri ile resmi ziyaret gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü. İsrail, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi yıktı. Haiti'de kaza yapan tankerden yola dökülen yakıt toplanırken büyük bir facia oldu. Patlama sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, Haiti hükümetine ve halkına başsağlığı diledi. Libya'da isyancı Hafter milisleriyle ordu güçleri arasında çatışma çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kırgızistan terör örgütü PKK üyesi bir vatandaşının Rusya'da yapılan bir operasyon sonrası ülkeye getirildiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Kırgızistan vatandaşlarına oluşan bir hücrenin tespit edildiğini de duyurdu. İklim değişikliği, doğal afetler ve aşırı hava olaylarıyla ürkütücü yüzünü gösteriyor. Birleşmiş Milletler Sibirya'da rekor sıcaklığa ulaşıldığını doğruladı. Bilim insanları Antarktika'da kıyamet buzulunun da hızla eridiğini belirterek uyarıda bulundu. Evet, dünyadan gelişmeler böyle. Detaylarına bakacağız şimdi birlikte. Brüksel'deki o temas trafiğiyle başlayalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın iyi niyet göstermesi durumunda iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlanılabileceğini söyledi. Aliyev, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la gerçekleştirdiği üçlü toplantı öncesi Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. Aliyev, Ermenistan'ın iyi niyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Çabalarımız bölgede yeni bir savaş riskini asgariye indirme amacını taşımaktadır. Bu amaç için en iyi yol iletişim kanallarını açık tutmak ve yeniden komşu olmayı öğrenmektir. Politikamız gayet açıktır. Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek, teklif ettiğimiz gibi iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz. Aliyev, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru konusuna da değindi. Koridorun açılmasının imzalanan anlaşma gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu vurguladı. Koridorun Laçin koridoruyla aynı yasal rejime tabi olması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti. İki ülke arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üçlü toplantı gerçekleştirildi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demiryolu hatları konusunda mutabakata vardığını bildirdi. Üçlü görüşmenin bir bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ı bir süre yalnız bıraktığını dile getiren Michel, doğrudan birbirleriyle konuşmaları çok önem taşıyordu, dedi. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da Avrupa Birliği'nin bağlantı hatlarını ekonomik yaptırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğunu bildirdi. Aliyev ve Paşinyan'ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de imzaladıkları üçlü ortak bildirilere uyacaklarını teyit ettikleri de bildirildi. Evet, Brüksel'de sağlanan bu mutabakat aslında son derece önemli. Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Avanos bize aktaracak. Aliyev Paşinyan AB gözetiminde bu kez bir araya geldiler. Özellikle Zengezur koridoru konusunda önemli bir mutabakat var anladığımız kadarıyla. Nedir detaylar? Senden alalım ayrıntıları. 3-4. Coşkun Özen, aslında geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da ilan edilen üçlü mutabakatın o 9 maddelik anlaşmanın uygulanması, sahada icra edilmesi problemi devam ediyordu. Mayıs-Haziran tarihlerine kadar tabii Ermenistan'ın bir seçimleri vardı. Bu seçimler dolayısıyla da Ermenistan herhangi bir adım atmamıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu konuda Ermenistan tarafını yine ikaz ediyor ve gerekli adımların atılması gerektiğini, Zengezur Koridoru ile ilgili artık bir takvimin, bir tarihin belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyordu. İşte dün Avrupa Birliği'nin yine 3 taraf görüşmesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olan görüşmede gelişme anlamında şunun altını çizebiliriz. Ermenistan Başbakanı Zengezur Koridoru üzerinden bir bağlantı, demir yolu ki aslında Sovyetler Birliği döneminde bu altyapı vardı ve burada bir demir yolu hattı da vardı. Biz de savaş döneminde de o demir yolu üzerinden köhne kullanılmayan, metruk halde bırakılan demir yolu üzerinden yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Şimdi Ermenistan tarafı o mevcut yıllar önce kullanılan demir yolunun altyapı çalışmalarını yapacağını taahhüt etti. Bu önemli bir gelişmeydi. Zaten Azerbaycan tarafı Zengezur Koridoru'na, Mincivan tarafına
karayolu ve demiryolu çalışmalarında artık %50'yi tamamlamıştı ve her türlü hazırlıklarını yapıyordu. Bu anlamda Ermenistan tarafından somut bir adım yoktu. İşte dün Ermenistan Başbakanı bir kez daha 10 Kasım'daki o üçlü mutabakatta verilen taahhütleri yerine getireceğine ilişkin Avrupa Birliği'nin de nezdinde bir taahhütte bulundu. Çalışmaları başlayacağız dedi. Burada sorun şu. Azerbaycan tarafı Zengezur koridorunda karayolunun da açılmasını istiyor. Ermenistan tarafı gerek dün Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerekse de bundan önceki açıklamalarında her zaman söylüyordu ki biz karayolu kısmında Zengezur üzerinden geçecek karayolu kısmında bir taahhütte bulunmadık diyordu ve farklı alternatifler özellikle Latin koridoru bu anlamda bir alternatif olabilir diyordu. Azerbaycan tarafı bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor ve işin 10 Kasım mutabakatında taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyordu Nikol Paşinyan'a ve oradan karayolu da geçmesi gerektiğini ifade ediyordu. Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le gerekse de üçlü görüşmenin ardından bir kez daha vurguladı. Demir yolunda evet olumlu bir gelişme var dedi. Karayolu için de artık bu gelişmelerin yaşanması gerekiyor dedi ve karayoluyla ilgili bir uyarıda daha bulundu. Nasıl ki Laçin koridoru ki Azerbaycan toprakları orası koridorunda Laçin koridorunda herhangi bir gümrük işlemleri yapılmıyorsa Zengezur koridorunda da herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmayacak dedi. 30 kilometrelik bir koridor burası ve eğer dedi Ermenistan burada bir gümrük işlemleri başlatırsa biz de Laçin koridorunda yani Karabağ'ın kalbinde Han kendine giden Ermeni araçlarına gümrük işlemlerine tabi tutarız dedi. Bu anlamda Azerbaycan tarafı her iki seçeneğe de uygun olduğunu belirtirken tabii ki talepleri gümrük işlemlerinden bağımsız bu sürecin işlemesiydi. Bir diğer önemli konu da tabii Laçin ve Kelbecer hattında sürekli çatışmalar yaşanıyordu. Avrupa Birliği nezdinde burada çatışmaların durdurulması, sınırların belirlenmesi ve iki tarafın bu anlamda görüşmelere, müzakerelere devam etmesi noktasında Avrupa Birliği'nin de teknik destek verebileceği ve yine bölgedeki mayınlardan arazilerin temizlenmesi konusunda da Azerbaycan'la birlikte çalışabileceği vurgulandı. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Önemli bir görüşmeydi. Paşinyan-Aliyev arasında Brüksel'de AB'nin gözetiminde gerçekleştirildi. Özellikle Zengezur koridoru konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor sevgili seyirciler. Şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Dün bir basın toplantısı vardı Yunanistan'da. İspanya Dışişleri Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı kameraların karşısına geçtiler. Ama gündem bir anda Türkiye oldu. Orada verilen mesajlar Yunanistan'ın Türkiye korkusunu bir kez daha hatırlara getirdi. Ayrıntıları alalım. Şimdi Gümülcine'ye gidelim. Necat Ahmet karşımızda. Şimdi Türkiye Yunanistan'la iyi ilişkiler kurmanın peşinde. İyi bir komşuluk ilişkisi kurmanın peşinde. Ama düşmanlık gördüğünde de misliyle karşılık vereceğini her zaman ifade ediyor. Ama Yunanistan'ın Türkiye korkusu da bir türlü geçmek bilmiyor. Nedir dün yaşanan o basın toplantısındaki ayrıntılar senden alalım. Evet, dün İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin hemen ardından bir basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısında da İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmada da Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir diyalog, yapıcı bir diyalog kurulmasını sözlerine ekledi. Ve tabii ki Avrupa Birliği çerçevesi içinde yine İspanya'nın Yunanistan'la dost olacağını ve bu çerçevede hareket ettiğini belirtti. Tabii buna karşı gelme demeyelim de Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise İspanya'nın Türkiye ile derinleşen bu ilişkilerinden bahsetti, savunmada yapılan anlaşmaya veya yapılmaya çalışılan anlaşmadan bahsetti ve Avrupa Birliği ülkelerinin istikrarı bozmaya çalışan ülkelerin eylemlerinde kullanılabilecek silahları vermemeleri, satmamaları konusunda uyarı yapmaya çalıştı ve bunun yanında da yine Dendias mevkidaşı İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa Birliği çerçevesinde hareket edileceğinin sözünü aldığını söyledi. Dikkat ederseniz Yunanistan her gittiği ülkede her görüştüğü bakan veya başbakanlarla Türkiye muhakkak konuşuluyor son zamanlarda. Özellikle de Doğu Akdeniz. Şimdi Avrupa Birliği çerçevesinde yapılması beklenen bu anlaşmalardan sonra Yunanistan'ın her defasında normal şartlarda Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerinden her defasında arkasında olmasını istemesi Türkiye ile olan problemlerini
bir kez daha dile getirmiş oluyor. Çünkü Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerle yaptığı anlaşmalarda her zaman Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi suçlamayı bir olay bildi. Kendine bunu muhakkak yapmaya çalıştı ve Türkiye olan ilişkileri, komşusuyla olan ilişkilerinde diğer ülkelerden her zaman taraf olma ve arkasında olma özelliğini istedi. Bununla birlikte bazı Yunan basın yorumcularına, basın yayın yorumcularına göre de Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı olaylarda bu bağlamda Türkiye karşısında yalnız kalma korkusunun olduğunu dile getiriyorlar. Bazı Yunan yorumcular diyoruz ve sözü yeniden size bırakıyoruz Coşkun Bey. Evet, geçtiğimiz günlerde Rusya'da Kremlin sözcüsünden de benzeri bir karşılığı almıştı Yunanistan. Tabii Yunanistan'ın Türkiye'den korkmasına neden yok, bunun başında da söyledik. Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yana ama kendi egemenlik haklarını, kendi haklarını savunma noktasında da son derece kararlı. Şimdiki haberimiz Yunanistan'ı belki biraz ürkütecek ama Türkiye'nin yerli ve milli deniz topunun liman ve seyir kabul testlerine yakında başlanacak. Sevgili seyirciler, karadaki testler gibi bu testlerde başarılı olduğu takdirde 2022 yılında milli savaş gemilerinin vurucu gücünü milli deniz topları oluşturacak. İşte TRT sevgili seyirciler, İlk kez görüntüledi Doğancan Aksoy ve kameraman Mustafa Tunç dünyada sayılı ülkenin yapabildiği deniz topunu makina ve kimya endüstri tesislerinde görüntüledi. Ankara'da makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi tesislerindeyiz. Milli savaş gemilerinin vurucu gücü olacak milli deniz topunun hemen yanında bulunuyoruz ve ekranlarınıza getiriyoruz milli deniz topunu. Tabii oldukça önemli bir proje, zira açık ve örtülü ambargolar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın himayesinde makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi tarafından geliştirildi milli deniz topu. Tabii çok önemli bir proje, zira şunu da söylemek lazım, 12 ay gibi rekor bir sürede, kısa bir sürede üretildi yerli ve milli olarak ve geçtiğimiz günlerde 2 Aralık tarihinde karadaki test atışları Konya Karapınar'da başarıyla gerçekleştirildi ve önümüzdeki günlerde de liman kabul ve seyir kabul testlerine başlanacağını ifade edebiliriz. Bu testler de oldukça önemli, zira bu testlerde başarıyla tamamlandığı takdirde artık milli deniz topu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Bunun için de aslında belirlenen sürenin 2022 yılı Şubat ayı olduğunu, beklendiğini söyleyebiliriz sizlere. Tabii önemli bir nokta, artık çok yakın bir zamanda milli deniz topunu milli gemilerin üzerinde göreceğiz. Tabii bu önemli bir proje. Neden önemli bir proje? 12 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı ama artık yerli ve milli olarak üretiliyor. Daha önce satın alınan bu milli deniz topları 17 bin parçadan oluşuyor. Yaklaşık 17 bin parçadan oluşuyor milli deniz topu ve bunların tamamı yerli ve milli olarak üretildi. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen özelliklerine de bakalım. 16 kilometre etkili menzile sahip 5 farklı atış modunda dakikada 80 atım yapabiliyor. Şu anda da TRT kameramanı Mustafa Tunç tarafından ekranlarınıza getirildiği gibi 360 derece yatay hareket kabiliyetine sahip. Yine dikey yönlü 85 derece, aşağı yönlü ise 15 derece bir hareket kabiliyetine sahip olduğunu sizlere söyleyelim. Namlusu ise su soğutma sistemiyle çalışıyor ve yine en önemli özelliklerinden bir tanesi, mevcutta kullanılan sistemlerden farklı olarak milli deniz topunda yerli ve milli dijital kontrol sistemi kullanılacak. Bu bakımdan da oldukça önemli. Dediğimiz gibi bu projenin bir diğer önemi ise, bir diğer önemli noktası ise bu kadar kısa sürede geliştirilmesi, 12 ay gibi kısa bir sürede geliştirmesi önemli. Neden? Çünkü kara topları gibi bir sistem değil. Sabit bir ortamda çalışmıyor, hareket halinde çalışıyor, denizde çalışıyor. İşte bu yüzden çok daha zor geliştirmesi bir sistem ve gemi üretimindeki en maliyetli unsurlardan da bir tanesi bu. Ve işte o yüzden de yerli ve milli olarak üretilmesi oldukça önemliydi. Zira bu topla birlikte Türkiye artık dünyada kendi deniz topunu üreten sayılı ülkeler arasına girdi. Biz de sizlere makine ve kimya endüstrisi anonim şirketinden Türkiye'nin milli deniz topunu ekranlarınıza taşıdık ve çok yakında 2022 yılı başı itibariyle aslında bu deniz toplarının artık milli savaş gemilerinin vurucu gücü olacağını söyleyebiliriz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Doğancan Aksoy'a çok teşekkürler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Savunma Sanayi,
düşmana korku, dosta güven veren adımlarını atmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rus lider Vladimir Putin çevrim içi görüştü. Yaklaşık bir saat sürdü görüşme. Öncesinde iki lider değerlendirmelerde bulundu. Türk-Rus ilişkileri nereye evriliyor? Batı ile her iki ülkenin de sorun yaşadığı bu dönemde onu konuşacağız. Şimdi ilk durağımız Pekin olacak. Musa Peryiğit karşımızda, iki devlet başkanı. Görüşmeyi işte birkaç dakika önce bitirdiler. İlk değerlendirmeler de gelmeye başladı. Önce bu görüşmeye ilişkin notları alalım senden. Ardından da Çin-Rusya ilişkileri, iki ülkenin de batıyla sorun yaşadığı bu dönemde nereye evriliyor, ne düzeyde? Kısaca onu alalım senden. Coşkun Özen, senin de bahsettiğin gibi görüşme yeni tamamlandı. Tamamlandığını biliyoruz, ancak şu ana kadar taraflardan henüz görüşmeye ilişkin detay gelmedi, açıklama gelmedi. Muhtemelen önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili Putin-Xi zirvesinin detaylarına yönelik iki taraftan da açıklama bekleniyor. Ancak iki liderin gündeminde çok fazla konu olduğunu biliyoruz. Taraflar zaten gündem başlıklarını duyurmuşlardı. Özellikle Çin tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı boyunca iki ülke ilişkilerinde yaşananların ele alınacağı, değerlendirileceği ve önümüzdeki yılda hayata geçirilmesi planlanan işbirliklerinin de yine iki lider tarafından konuşulacağı dile getirilmişti. Tabii sadece böyle ikili ilişkiler değil, iki liderin gündeminde bölgesel ve küresel ilişkilerin konuların da gelişmelerin de olacağını biliyoruz ki bunlar arasında dikkat çekici başlıklar var. Afganistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ve az önce senin de bahsettiğin gibi iki ülkenin Amerika başta olmak üzere Batı ülkeleriyle yaşanan gerginlik de yine iki liderin yaptığı görüşmede gündemdeydi. Tabii özellikle de iki lider Xi ve Putin'in geçtiğimiz ay içerisinde ABD Başkanı, Amerika Başkanı Biden'la ayrı birer görüşme yaptığını biliyoruz. Özellikle geçen hafta Putin-Biden görüşmesi gerçekleşmişti ve görüşmenin ardından acaba Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın son dönemde yakın ilişki içerisinde bulunduğu o yakın ilişkileri acaba engelleyebilir mi yorumları yer almıştı. İşte Çin basınında çıkan bazı haberlerde iki liderin görüşmesinin bu yorumlara da bir mesaj olduğu, Çin ve Rusya'nın arasındaki stratejik ilişkilerin devam ettiği ve ABD'nin bu ilişkileri bozamayacağı yönünde yayınlar Çin basınında yer aldı. Özellikle devlet gazetelerinde bu yorumların, başyazıların çıktığını gördük. Toparlamak gerekirse iki liderin görüşmesi, Putin ve Xi'nin görüşmesi yeni tamamlandı. Çevrim içi olarak bir saate aşkın süre boyunca iki lider görüştü, temaslarda bulundu, görüş alışverişinde bulundu. Henüz bu zirveye ilişkin detaylar elimize ulaşmadı. Muhtemelen önümüzdeki dakikalar içerisinde taraflar resmi açıklama yapılacak ve iki liderin gündem başlıklarına dair daha somut verilerle birlikte önümüzdeki saatlerde karşınızda olacağız diyelim ve sözü size bırakalım Coşkun, evet, Özen. Musa Peryiğit aktardı. Önemli görüşme. Çin Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Şimdi bir de Moskova'ya gidelim. Oradan alalım ayrıntıları bakalım. Kremlin'den bir açıklama var mı görüşmeye ilişkin? Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu liderler. Putin ne dedi? Hangi mesajları verdi? Rusya-Çin ilişkileri nereye evriliyor? Çin'den geçtiğimiz bu dönemde Rusya'nın batıyla sorunları pek çok alanda devam ediyor. Keza Çin'in de öyle. Senden alalım değerlendirmeyi Eşref Yalın Kılıçlı. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le az önce bir görüşme yaptı. Yaklaşık 11 gibi başlamıştı görüşme. 12.30'a doğru sona erdi. Neredeyse 1,5 saatlik bir görüşme oldu liderler arasında. Tabii ki Başkan Putin ile Xi Jinping ilk 10 dakikası basına açık olan bir görüşmeyi gerçekleştirdi. Ve bu arada tabii ki Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ele alındı. Dün Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov yapmış olduğu açıklamada özellikle Amerika'nın saldırgan retoriğinin arttığı bir dönemde, her iki ülkeye dair arttığı bir dönemde bu ilişkileri tekrar konuşmamız gerekecek demişti. Dolayısıyla Avrupa özelinde güvenlik konularını iki devlet başkanı masaya yatıracak demişti Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov. Putin de az önceki görüşmede, başlangıç konuşmasında özellikle Çin ile Rusya arasındaki ilişkileri 21. yüzyılda örnek bir model olarak nitelendirdi. Devlet arasındaki
ki işbirliğini örnek alınması gereken bir model olarak nitelendirdi. Dolayısıyla Rusya ile Çin arasında tabii ki bilhassa ticari anlamda, ekonomik anlamda çok büyük ilişkiler var ki Putin yapmış olduğu açıklamada salgına rağmen bu sene içerisinde %31'lik bir artış kaydedildiğini ekonomik ilişkilerde. Dış ticaret ilişkilerinin şu an itibariyle 123 milyar dolara çıkarak salgın öncesinde, yani 2019'u kastederek, salgın öncesi döneminde geçerek rekor kırdığını söylüyor ki 2030'a kadar iki ülkenin arasındaki ilişkilerin, özellikle dış ticaret ilişkilerinin 200 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu bir hedef Rusya ile Çin arasında. Şu an itibariyle 123 milyar dolara ulaşıldığını söyledi Başkan Putin. Diğer taraftan tabii ki özellikle Çin'le hem Şangay İşbirliği Örgütü, hem BRICS, hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak hareketliliklerin altını bir kez daha çizdi. İlişkilerimizin karşılıklı iyi komşuluk ve dostluk anlaşmasının imzalandığı 20 yıl öncekinden bu döneme karşılıklı saygı ve ulusal çıkarlara karşı saygılı davranma ve iç işlerine karışmama düsturundan hareketle Çin ve Rusya'nın ilişkilerini sürdürdüğünü söylüyor Başkan Putin. Diğer taraftan tabii ki özellikle Batılı liderlerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Çin'de yapılacak olan 4 Şubat'ta başlaması planlanan Pekin kış olimpiyatlarını boykot ettiği görülüyor ki özellikle Rusya buna tepki gösteriyordu ve Başkan Putin ile Xi Jinping'in 4 Şubat'ta bir araya, yüz yüze bir araya geleceği bekleniyor aslında bakarsanız. İşte Putin buna da temas etti ve Şubat ayında sizinle yüz yüze görüşmeyi umuyorum dedi. Olimpiyat oyunlarının politize edilmesine Rusya'nın karşı çıktığını ve Rusya'nın bu anlamda Çin'i desteklediğini söyledi Başkan Putin. İlişkiler dediğim gibi Rusya ile Çin arasında derin ve Rusya ile Çin genellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde birlikte hareket eden, yeknesak hareket eden iki ülke. Hem uluslararası sorunlar hem de bölgesel sorunlarda Çin ve Rusya'nın aynı yaklaşımları mümkün olduğunca sergilemeye çalıştığını, sahada da askeri ittifaklarla, askeri tatbikatlarla bu ilişkilerini perçinlediğini söylemek gerekiyor. Özellikle Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri, NATO'dan gelen Rusya'nın sınırlarına doğru yayılmacı politikasının endişe yarattığı Moskova'da Pekin'le safları sık tutmak bu konjonktürde çok önemli bulunuyor ki özellikle bu görüşmede Başkan Putin'in Ukrayna konusunda Çin'in yaklaşımını biraz daha netleştirmesini isteyeceği dün özellikle basına yapılan açıklamalarda uzmanların görüşlerinde yansıtılmış. Dolayısıyla Rusya Çin'den biraz daha Ukrayna konusunda net tavır sergilemesini istediğini düşünüyoruz bu toplantıda. Özellikle Çin'in teşbihte hata olmasının Rusya ile Ukrayna arasında bir denge politikası güttüğü, Türkiye gibi iki ülkeyle de iki iyi ticari ilişkilerin olduğunu söylemek gerekiyor. Bu anlamda çok da fazla etliye sütlüye dokunmayan bir yaklaşım var Çin'in. Bu da ister istemez Rusya'da tabii ki zaman zaman tepkiyle karşılanıyor. Bu anlamda Başkan Putin'in Rusya'nın beklentilerini Çin liderine aktardığını düşünüyoruz. Bir diğer konu tabii ki enerji konusu ki enerji konusu bu sene içerisinde Çin'in özellikle ekonomisinin gerilemesinde biraz daralmasında etkili bir konu. Yaşanan enerji arz sevkiyatlardan dolayı kaynaklanan sorunlardan dolayı biliyorsunuz Çin ekonomisi bu sene içerisinde biraz daralmalar yaşadı. İşte bu noktada Rusya-Çin ilişkilerinde enerji başlarında konuşulduğunu düşünüyoruz ki Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov buna da temas etmişti. Rusya'nın özellikle Çin'i bu anlamda enerjisiz bırakmayacağı konusunda garanti vermesi bekleniyor bir görüşmede. Bir diğer konu Afganistan konusunda özellikle Çin'in bu bölgede Afganistan'ın yeniden imarı konusunda atacağı adımlarla beraber Rusya'nın da bu noktada yapabilecekleri noktasında Başkan Putin'le Xi Jinping'in bir görüş alışverişi yaptığını düşünüyoruz. Tabii ki Afganistan'dan kaynaklanan terör tehdidi hem Orta Asya'yı hem Çin'i hem de Rusya'yı aslına bakarsanız tehdit ediyor. Artık Afganistan'da taşlar yerine oturmuş değil. Bu anlamda Taliban'ın tanınması da dahil. Özellikle Çin tanırsa Rusya'nın da Taliban'ı tanıması gibi bir durum ortaya çıkacak ki işte bütün bunların da bu görüşmede konuşulduğunu düşünüyoruz Coşkun Özen. Önemli bir görüşmeydi. Rusya Devlet Başkanı Çin Devlet Başkanı ile video konferans yöntemiyle görüştü. Ayrıntıları aldık hem Pekin'den hem de Moskova'dan canlı bağlantılarla. Sevgili seyirciler, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 271 milyon 705 bini, can kaybı 5 milyon 336 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının hızla tüm ülkelere yayıldığını konusunda uyarıda bulundu. İngiltere'de aşı pasaportu onaylandı. Birçok Avrupa ülkesinde ise yeni önlemler devreye giriyor.
Omikron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi. Omikron muhtemelen tüm ülkelerde hızla ve öngörülemeyen bir şekilde yayılıyor ifadeleri kullanıldı. Bu hızın diğer koronavirüs varyantlarında görülmeyen bir oranda olduğuna dikkat çekildi. 77 ülkede omikron vakasının tespit edildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç devi Pfizer, ürettiği koronavirüs ilacının omikron varyantı için önleyici etkisine dikkat çekti. İlacın ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı %89 etkili olduğunu duyurdu. İngiltere, omikron varyantı nedeniyle alarmda. Ülkede omikron enfeksiyon dalgasının Aralık ayı sonuna kadar günde 1 milyona ulaşabileceği ifade ediliyor. İngiliz parlamentosu aşı pasaportu dahil bir dizi yeni önlemi içeren düzenlemeyi onayladı. Düzenlemeyle gece kulübü gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesi zorunlu hale geldi. Sağlık sektöründe ön safta çalışanlarsa artık aşı yaptırmak zorunda. Koronavirüs hastasıyla temas eden tam aşılı kişiler 7 gün boyunca her gün test yaptırdığı takdirde karantinadan muaf olacak. İngiltere seyahatler için düzenlenen kırmızı listeden aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 11 Afrika ülkesinin çıkarıldığını açıkladı. Fransa'da 65 yaş üzeri için 3. doz aşı zorunlu hale gelirken Polonya'da ise yeni koronavirüs önlemleri devreye girecek. Hollanda'da kısmi kapanma bir ay uzatıldı. İlkokulların Noel tatili ise bir hafta öne çekilerek uzatıldı. İtalya'da hükümet salgın sebebiyle yürürlükte olan olağanüstü halin 31 Mart 2022'ye kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Omikron varyantından en fazla etkilenen ülkelerin başında İngiltere geliyor. İşte parlamento yeni tedbirleri devreye soktu. Dün nedir ayrıntılar ve ülkede son durum? Zeynep Er Yılmaz'dan alacağız Londra'dan. Dün akşam saatlerinde oylama yapıldı ve oylamanın ardından daha önce hükümetin B planı olarak adlandırdığı yasa tasarıları geçmiş oldu. Yani bugünden itibaren bu B planı artık ülkede uygulamaya konulmuş oldu. En dikkat çekici noktalardan biri aşı pasaportu konusunda İngiltere'de çok tartışılmıştı aşı pasaportu olacak mı olmayacak mı diye. Ancak bugünden itibaren artık aşı pasaportu geçerli, bunu biliyoruz. Peki aşı pasaportu hakkındaki detaylar ne? Aşı pasaportuna göre kapalı mekanlarda artık ya aşı pasaportu gerekiyor ya da negatif bir test sonucu vermeniz gerekiyor. 500'den fazla kişi alan kapalı alanlar ya da 4000'den fazla açık alanlar, 4000'den fazla kişi alan açık alanlarda bu aşı pasaportu gerekli olacak. Ülkede şu anda 5000'den fazla omikron varyantı olduğu biliniyor. Londra'da da özellikle çok baskın olduğu söyleniyor yetkililer tarafından. İngiltere'de şu noktada %20 oranında bu omikron varyantının baskın olduğunu biliyoruz. Bu noktada aşı da aşılanma da hızlandırıldı. Bugünden itibaren 18 yaşından büyük herkes artık randevularını alıp aşı olabilecek. Hükümet de zaten yıl sonuna kadar herkesin takviye aşısını yaptırması gerektiğinin altını özellikle çiziyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Londra'dan Zeynep Er Yılmaz aktardı. Ülkedeki son durum sevgili seyirciler. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Omikron varyantı, vaka sayıları, yerli aşı çalışmaları, pek çok başlık var gündemlerinde, detaylar alacağız. Çağla Gül Tuncer'den. Bilim Kurulu bugün 17.30'da toplanacak. Video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gündemde omikron varyantı var. Dünyada yaygın olarak görülen varyant, Türkiye'de 6 kişi de görülmüştü. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Peki bu kişilerde semptomlar nasıl seyretti? Ayrıca bu varyantın yayılımı nasıl? Özellikle bu konu üzerinde durulacak bilim kurulu toplantısında. Özellikle son günlerde düşen vaka sayıları üzerinde omikron varyantı nasıl bir etki yaratacak? Bu konu masada olacak. Bilim kurulu toplantısında aşılama da yine önemli bir başlık olacak. Hala istenen seviyede aşılama sağlanmış değil. Aşılamanın artırılabilmesi için atılacak adımlar yine bilim kurulu toplantısında konuşulacak. Öte yandan tabii yerli aşı çalışmaları da devam ediyor. Turkovak artık acil kullanım onayı aşamasında, yaklaşık 1-2 hafta oldu. Önümüzdeki süreçte acil kullanım onayı verilmesi bekleniyor. Buna dair süreçte yine görüşülecek. Önümüzdeki dönemde Turkovak
Sinovac'ın seri üretime geçmesi bekleniyor. Tüm bu başlıklarla bilim kurulu saat 17.30'da toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Çağlagül Tuncer'den aldık. Bilim kurulu işe toplanıyor bugün. Bakalım yeni ne tür kararlarla karşımıza çıkacak bilim kurulu. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu 8 eyaleti vuran hortumlar büyük yıkım getirdi. 90 kişi hayatını kaybetti. Felaketten en çok etkilenen Kentucky eyaletinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 18 binden fazla kişi de hala elektrikten mahrum. Hortumlar nedeniyle ülkenin zararının 5 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da bugün Kentucky'yi ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde hortum ve kasırgalar geride büyük bir yıkım bıraktı. Bilanço ağırlaşıyor. Ülkede 50 hortum 8 eyaleti vurdu. Afetten en çok Kentucky'ye bağlı Dawson Springs kenti etkilendi. Kentin %75'i haritadan silindi. Kentteki tek hastane harabeye döndü. Kayıplara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 18.500 kişi ise hala enerjiden yoksun. Elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılayamıyor. Çok sayıda bölgede su kesintileri de yaşanıyor. Kentucky'de hayatını kaybeden 74 kişiden 12'sinin çocuk olduğu bildirildi. Afetten etkilenen eyaletlerde toplam can kaybının 90 olduğu belirtiliyor. Felaketin yaşandığı bölgeye dönen Amerikalılar enkaz yığınıyla karşılaşıyor. Babamın ikazlarıyla evden kaçtık. Felaketten sonra buradaki yıkımı görmeye ilk defa geldim. İnanamıyorum. Burası benim kasabam. Her şey mahvolmuş. Felaket bölgesinde binlerce kişi acil barınma, su ve yiyecek ihtiyacı duyuyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, hortumlar nedeniyle maddi kayıpların 5 milyar doları bulabileceğini açıkladı. ABD'de bu yıl Uri kar fırtınasında 15 milyar, Ida kasırgasında ise 40 milyar dolar zarar olmuştu. Fitch'ten yapılan açıklamada sigorta sektörünün yıkıma uğrayabileceğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Biden bugün Kentucky'yi ziyaret edecek. Biden, felaketten en çok etkilenen eyaletlere yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti. Dünyanın farklı yerlerinden 3000 Kazakistanlı Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı şerefine sevgili seyirciler işte milli marşlarını böyle söylediler. Biz de şimdi hemen Kazakistan'a gidelim. Hem bu son derece önemli tabii yarın Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü şerefine de milli marşlarını dünyanın pek çok yerinden 3000 Kazakistanlı bir araya geldiler. İşte böyle şevkle, coşkuyla söylediler. Nedir ayrıntılar senden alalım Kazakistan gündemindeki diğer başlıklarla birlikte. Teşekkürler Coşkun Özen. İlk önce Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakan görüşmesiyle başlayalım bugünkü yayını. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Başbakan Askar Mamin'i kabul etti. Cumhurbaşkanına bu yılın 11 ayı boyunca ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına dair ve salgınla mücadele konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başbakan'a göre Kazakistan ekonomisi pandemi koşullarına başarıyla uyum sağladı ve ekonomide bir artış gösterdi. 11 aylık sonuçların ardından gayri sahip
menfi yurt dışı hasıla yaklaşık %3,8'e arttı. Cumhurbaşkanına bu yılın Ocak ve Ekim aylarında yapılan dış ticaret konusunda da bilgi verildi. Başbakan'a göre dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %25 artış göstererek yaklaşık 82 milyar dolar olduğu açıklandı. Ayrıca ihracatta da bir artışın yapıldığı belirterek yaklaşık 49,1 milyar dolara çıktığı açıklandı. Ülkede hazır mal ihracatı da %25'e arttı. Aynı dönemde ticaret dengesi 16 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Öte yandan sizin de az önce dediğiniz gibi Kazakistan'ın dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 3000'den fazla Kazakistanlı milli marşı aynı anda söyledi. Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılan bu video sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Çekimlere Kazakistan Ulusal Güvenlik çalışanları, bale ve tiyatro sanatçıları, televizyon ve radyo kurum çalışanları birlikte öğrenciler, özel ve devlet kurumlarının çalışanları da katıldı. Aynı zamanda çekimleri Nur Sultan, Türkistan, Aktau ve Almatı şehirlerinde yapıldığı belirtildi. Söz konusu çekimlere ABD, Türkiye, Çin ve Rusya'da bulunan Kazakistanlılara da katkı sağladı. Öte yandan dün Kazakistan'ın Ulusal Müzesi'nde 8. Altın Elbiseli Adam'ın bilimsel rekonstrüksiyonu sunuldu. 2019 yılında bulunan bu altın adam Aktobe bölgesinin Temir ilçesine bağlı Taskopa mezarlığında bulunmuştu. Altın adamın milattan önceki 4. ve 3. yüzyıllara ait Sarmat askeri olduğu açıklandı. Söz konusu altın adamla birlikte çok sayıda altın takılar ve eserler bulunmuştu. 2019 yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarına yabancı arkeologlar dahil olmak üzere 30 arkeolog katıldı. 6 metre derinliğinde olan bu mezarlıkta yapılan kazı çalışmalar sonucunda 4000'den fazla altın eser ve antik eşyalar bulundu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık Kazakistan gündeminden notları. Türk dünyasındaki yolculuğumuz sürecek ama bir mola verelim. İsrail'e gideceğiz şimdi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında yeni adımlar atıldı. İlk kez bir İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'dan da benzer açıklamalar var. Gidelim şimdi Kudüs'e. TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır karşımızda. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Suudi Arabistan İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönünde mesajlar veriyor. Onun ötesinde adımlara geçildi. İlk kez bir İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Nedir bölgede yaşananlar? Bundan sonrası için neler söylenebilir? Ne anlama geliyor tüm bunlar? Kubilay Çakır. Coşkun Özen, aslında biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler giderek resmileşmişti. Zaten daha evvelden biz haberlerimizde bu, çok affedersiniz, aradaki ilişkinin gizli bir şekilde yürütüldüğünü, zımnen yürütüldüğünü biliyorduk ve haberlerimizde bahsediyorduk. Ancak bunun sonrasında Trump döneminde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkinin resmileştirildiğini biliyoruz. Ve bu anlaşmalar sonrasında da İsrail'in Dışişleri Bakanı geçtiğimiz dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş ve İsrail Büyükelçiliği'ni açmıştı. Şimdi de ilk defa İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş oldu ve bu resmileşen ilişkilerin daha da derinleştirilmesi hedefleniyordu. Tabii bu kapsamda hem ekonomik hem ticari ilişkiler derinleştirilirken iki ülke arasında, aynı zamanda bölgede son dönemde İran'ın nükleer faaliyetleri sebebiyle yapılan görüşmeler kapsamında da, İran'la İsrail'in karşılıklı tehditleri kapsamında da, yine Birleşik Arap Emirlikleri de Körfez ülkeleri de İran'ın tavrından genel itibariyle bölgedeki etkinliğinden rahatsızlar. Dolayısıyla bu durum İsrail'le Körfez ülkelerini yan yana getiriyor ki zaten İsrail'de Birleşik Arap Emirlikleri de sadece İsrail'le ilişkilerini resmileştiren Körfez ülkesi değil, aynı zamanda Bahreyn'de ilişkilerini resmileştirmişti. Siz de belirttiniz, Suudi Arabistan'dan da benzer bir yaklaşımın gelmesi bekleniyordu uzun süredir. Ancak Suudi Arabistan'ın açıklaması biraz ilginç açıkçası. Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi bir açıklama yaptı. Eğer dedi İsrail Arap barış girişiminin çözümünü, İsrail-Filistin meselesine yönelik çözümünü kabul ederse biz de tabii ki normalleşmeye hazırız dedi. Tabii bu nedir? Yani Arap barış girişiminin çözüm önerisi şu: İsrail'in 1967'den sonra işgal ettiği topraklardan, Filistin topraklarından ve Arap topraklarından diyor, geri çekilmesini, aynı zamanda Suriye'yi de, Suriye'deki Golan Tepelerinde işgal ediyor İsrail. Bu topraklardan geri çekilmesi ve Filistin'in bağımsız bir şekilde
kurulması ve Doğu Kudüs'ü başkent olan bir Filistin devletinin kurulması şartını öne sürüyor. Tabii ki bu İsrail için kabul edilebilir veya söz konusu olabilecek bir durum değil. İsrail, hali hazırda benim de şu an yayın yaptığım işgal altındaki, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'ü kendi toprağı kabul ediyor ve Kudüs'ü bölünmüş olarak değil, yani Doğu Batı olarak değil, yekpare bir Kudüs olarak, başkent olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan aslında normalleşme açıklaması yapmış olsa da çok da normalleşmeye götürecek bir açıklama değil. Hala hazırda gerek uluslararası kamuoyunun, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin de bulunduğu pozisyon aslında bakarsanız Suudi Arabistan'ın ifade ettiği çözüm. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile ve Bahreyn gibi körfez ülkeleriyle İsrail'in ilişkilerini giderek derinleştirdiği bu kapsamda da bu ziyaretin de bu ilişkileri derinleştirmeye yönelik olduğunu, hali hazırdaki istihbarati ilişkilerin, ticari ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin resmileştirildiği, aynı zamanda da İran'a yönelik bir güvenlik işbirliğini ifade edebilecek bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Kubilay Çakır'dan aldık gelişmeleri. İsrail'in körfez ülkeleriyle arasındaki ilişkileri normalleştirme adımları devam ediyor. Sevgili seyirciler, Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 10 bin aileye devlet tarafından konut yapılacağını açıkladı. Ayrıntıları alalım. Şahrukbek Alimov karşımızda, Taşkent'ten bize detayları aktaracak. Evet Coşkun Bey, 2021 yılı sona eriyor ve çeşitli sektörlerde bununla ilişkin sonuç toplantıları yapılıyor. Bir toplantı da devlet hizmetleri alanında yapıldı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı ve önümüzdeki yılda devlet bütçesiyle birlikte 10 bin aileye yeni konutlar yapılacağını duyurdu. Özellikle 21 kırsal bölgede 10 bin aileye yeni konutlar yapılacak. Bununla birlikte de okullar, çocuk bakım evleri ve sağlık ocakları kurulacak. Yine söyleyebiliriz ki yeni Özbekistan semti olarak adlandırılacak bu bölgeler ve bu bölgede yeni hayat başlayacak diyebiliriz. Ve ayrıca sınır bölgesine yakın bölgelerde de, yaşam yerlerinde de lojistik ve servis alanlarına geliştirmeye yönelik yine devlet bütçesiyle birlikte destekler sağlanacak ve dediğimiz gibi sınır bölgesinde yaşayan halk artık servis ve lojistik alanlarında girişimci ve iş adamı olarak faaliyetine başlayacak. Öte yandan Taşkent'te sektörler arası bir fuar yapıldı. Bu fuara Özbekistan'ın çeşitli bölgelerinde faaliyetini sürdüren, imalatını, üretimini gerçekleştiren firmalar katıldı. Toplam 3185 şirket bir araya geldi ve ürünleri, hizmetlerini tanıtıyorlar. Şu anda fuar devam ediyor ve bu fuarda 5000'den fazla ürün ve hizmetler sunuluyor. Bu bölgeler arası işbirliğini ve sektörler arası işbirliğini güçlendirmeye katkı sağlayacak yerel üretici, tedarikçi ve büyük firmaların işbirliğini arttırmaya çalışacak bu fuar sayesinde. Dediğimiz gibi bu fuarda Özbekistan'ın tüm bölgelerinden katılan 3000'den fazla şirketler katılıyor ve dediğimiz gibi tedarikçi ve üretici büyük firmalarının işbirliği sağlanacak. Öte yandan Buhara'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı bir eğitim düzenledi ve turizmcilere yönelik bu eğitimde resepsiyon, kat görevlisi ve servis alanlarında eğitim verildi ve eğitime katılanlara Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sertifika takdim edildi. Bu eğitim ilk defa yapılmıyor. Daha önceden de bu tecrübe vardı ve Buhara'da da turizmciler eğitim almışlardı ve Buhara'daki konaklama tesislerinde kalite düzeyinden arttırmaya hizmet etmişti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıklar da böyleydi. Şimdi Kırgızistan'a gideceğiz. Kırgızistan, sevgili seyirciler, terör örgütü PKK üyesi bir vatandaşının Rusya'da yapılan bir operasyon sonrası ülkeye getirildiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi yaptı açıklamayı. Detayları alalım. Bişkek'e gidelim şimdi. Mamatbek Mirzabayev aktaracak bize ayrıntıları. Evet Coşkun Bey, kolay gelsin size de. Tabii dünkü Ulusal Güvenlik Devlet Hizmeti'nin Devlet Komitesi'nin yaptığı açıklama medyada büyük yer buldu. Çünkü daha önce IŞİD'in, DEAŞ'ın Kırgız vatandaşlarını götürüp Suriye'de ve Irak'ta savaştırdığına dair örnekler çoktu. Medyada da bu tür haberler sık sık yer alırdı ama ilk kez PKK'nın Kırgızistan'dan bir adamı, bir Kırgız vatandaşını götürüp
kendisi için Suriye ve Irak'ta savaştırdığına dair haber vardı dün. Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin yaptığı açıklamada Suriye'de ve Irak'ta PKK'nın silahlı kanadında savaşan Kırgız vatandaşının daha önce hakkında arama izni çıkartılan Kırgız vatandaşının Moskova'da yakalandığı ve Kırgızistan'a 2 gün önce getirildiğini duyurdu. Bu operasyonun Moskova'da Rus istihbarat hizmeti FSB ile birlikte gerçekleştirildiğinde altı çizildi. Ve şu anda da soruşturma açıldığını ve devam ettiğini, soruşturmanın da Kırgız Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 250. maddesini gereğince açıldığını duyurdu. Bu madde Kırgız vatandaşlarının yabancı ülkelerde silahlı çatışmalara katılması veya terör eğitimi alması evet. Ve bunun cezasını öngörüyor. Ve son olarak da kısaca şunu da bilgi vereyim. PKK Kongregel adıyla Kırgızistan'da yasaklı örgütler listesinde yer alıyor. 11 Haziran 2008'de Bişkek Peromay ilçe mahkemesi Kongregel'i terör örgütü ilan etti ve Kırgızistan'da her türlü faaliyetlerini yasaklamıştı. Mamat Bekmirzabayev Bişkek'ten aktardı sevgili seyirciler. Şimdi Avrasya gündeminin bu son bölümünde sizleri Türkiye'nin en yüksek rüzgar enerji santraline götüreceğiz. Van'ın Gevaş ilçesine muhabir arkadaşımız bizi orada bekliyor. Hümeyra Pardeli, hemen ona dönelim ve bu Türkiye'nin en yüksek rüzgar enerji santraliyle ilgili bilgileri alalım kendisinden. Evet Coşkun Özen, Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde atağa geçti diyebiliriz. Onların başında da rüzgar enerji santralleri geliyor. Senin de kurulan bağlama rüzgar enerji santral noktasındayız. Şu anda bulunduğumuz bu alanda 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi yapılıyor rüzgardan. 14 türbin mevcut. Her bir türbin saatte 3,8 megawattlık enerji üretimi yapıyor. Bunun saatlik 14 türbinin ise 50 megawattlık enerji olduğunu söyleyelim. Günlük ise 1200 megawatt enerji üretimi yapılıyor. 50 milyon dolara mal oldu bu tesis. Bugün de resmi olarak artık açılışı yapıldı. Dediğimiz gibi 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı bulunduğumuz bu alandan karşılanıyor. Türkiye'nin en doğusunda 2900 rakımlı alanda enerji üretimi yapılıyor. Üretilen enerjiyle de kentin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Türkiye sadece bu enerji santralleriyle değil, elbette ki ekipmanlarıyla da artık gündemde. Türkiye'de 6 kıtaya 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor. Avrupa'da rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde 12 tesisiyle 5. sırada olduğunu söyleyelim. Şu anda kameraman arkadaşım da sizlere ekranlarınıza o türbinleri getiriyor. 1. türbinle 14. türbin arasındaki mesafenin yaklaşık 11 kilometre olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi burada saatte artık her bir türbin 3,8 megawattlık enerji üretimi yapıyor. Üretilen enerjiyle de kentin 51 hanenin anlık olarak elektrik ihtiyacı karşılanıyor Coşkun. Hümeyra Pardeli, Van'ın Gevaş ilçesinden aktardı. İşte Türkiye'nin en yüksek rüzgar enerji santrali, Türkiye'nin enerji üretiminde rüzgar enerji santrallerinin payı da giderek artıyor sevgili seyirciler. Oldukça yoğun bir gündemimiz vardı bugün. Avrasya gündeminin sonuna geldik bu bağlantıyla birlikte. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.